Sır abi girme. Sır abi. Hoş geldiniz. Sanayi Odası Başkanımız Sayın Levent Yılmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere ülkemiz son dönemde oldukça zor zamanlar yaşamakta, sosyal ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Önce Suriye'de ve Irak'ta yaşanan iç savaşın ülkemize olumsuz yansımaları olmuş, ardından Rusya ile uçak krizi yaşanmış ve ikili ilişkiler gerilmiş, sonrasında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemiz oldukça yıpranmıştır. Ülkemizde bir yandan dışarıdaki terör örgütleriyle mücadele edilirken, diğer yandan içimizdeki hainleri temizlemekle vakit kaybedilmiştir. Ancak tecrübe edilen bunca olumsuz hadise, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Sağladığımız bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm dünyaya da oldukça net bir mesaj vermiş olduk. Sınır kapılarının kapanmasıyla başta ticaret, nakliye ve turizm sektörleri olmak üzere neredeyse tüm iş kolları sekteye uğramıştır. Dolayısıyla sınır kapılarımızın yeniden faaliyete girmesi için gerekli çalışmaların yapılmasının gerektiğine inanmaktayız. Senelik körfezimize gelen gemi miktarı geçen sene itibariyle 4600 civarındadır. Yüklediğimiz ve boşalttığımız miktar 55 milyon tondur. Bunun çoğunu akaryakıt, kömür ve gübre. İskenderun Körfezi'nde senelerden beri konuştuğumuz, bir türlü hayata geçiremediğimiz ama sonunda valimizin de ziyaretiyle pekiştirilen ve aslında mutabık olduğumuz bir şey var. İnşallah onu gerçekleştirirsek İskenderun İhtisas Deniz İhtisas Bölgesi olarak bir yer tayin ettik ve bu bölgenin ne yapacağız orada? Türkiye'de yapılan yine tersanecilik değil de tersanelerde gemi bakım ve onarımını üstleneceğiz. O bölgede biz bunu yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz İskenderun Körfezi'ne aşağı yukarı senelik 4500-5000 civarında gemi geliyor. Mersin bölgesine 6000 civarında gemi geliyor. Cebel-i Tarık'tan da senede 60.000 gemi geçiyor. Yani bu gemilerin tamir ve bakım ve onarımları ya İtalya'da yapılıyor, ya Dubai'de yapılıyor veya İstanbul'da yapılıyor. Tabii Körfez'imiz hem yükleme hem de boşaltma limanı olma özelliğinden dolayı buraya gelen geminin ta İstanbul'a gitmesi veya Dubai'ye gitmesi veya Cenova'ya gitmesi gibi bir durumu ortadan kaldırmak için biz de diyoruz ki bu organize sanayini burada ihdas edersek gemiler boşaltır, bu tamirlerini burada yaparlar ve ondan sonra da gideceği yere giderler diyoruz. Bu bölgenin, bizim körfezimiz buna çok müsait. Bu bölgede Akdeniz çanağında yalnız ve yalnız İskenderun Körfezi'nde bu özellik var. Allah nedense bu şeyi bize vermiş ve bunu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Öncelikle yer tahsisi ve onları yaptıktan sonra da bunu proje halinde sizlere sunacağız. Benim de en büyük amacım bunu buraya kazandırmak. Şunu demek istiyorum. Balık zaten azalacak. Ama bizim yapmamız gereken de milletimize balık yedirmek. Onun için balık çiftliklerinin aynı Amerika'da ve diğer ülkelerde olduğu gibi balık çiftliklerinin teşvik edilmesi lazım. Bölgemizde iki tane balık çiftliği var. Bir tanesi normal çalışıyor, bir tanesi henüz daha çalışmaya başlamadı. Bunların çoğalması gerekiyor. Çünkü biz eskiden biliyorsunuz tavuk yerdik ama köy tavuğu derdik. Köy tavuğu çok lezzetli olurdu ama hepimizin eline geçmezdi. Ne zaman çiftliklerde yetiştirilmeye başladı, bugün en ucuz yediğimiz şeylerden bir tanesi de tavuk eti. Biz de halkımıza daha ucuz balık yedirmek için bu çiftlikleri teşvik etmemiz gerekiyor. Vergi dairesinden borcunuz yoktur diye kağıt istiyorlarmış. Peki adamın vergi dairesinde borcu varsa zaten niye yemez kredisi alacak ki?
Yani vergi dairesine borcunuz. Belki vergi dairesine borcunuzu ödeyeceksiniz. O zaman kredi alma şansınız yok. Zaten KOSGEB kredisi de bana göre yanlış başladı. KOSGEB kredisi bir tek faizi size destekliyor. Diğerini bankalar zaten veriyor. Eğer sizin orada kredite şeyiniz yoksa zaten alamıyorsunuz ki. Diğer güvenlikle ilgili alanlarda çok ciddi sıkıntılarla mücadele ediyoruz, boğuşuyoruz. Dünyanın en kanlı 3 terör örgütüyle birlikte aynı anda mücadele ediyoruz. Yani PKK, Fethullahçı terör örgütü ve DAEŞ hepsi birlikte. Yani hiçbir mazerete sığınmadan, hiçbir şekilde herhangi bir gelişmeyi gerekçe göstermeden ekonominin şahlandırılması, ekonominin büyütülmesi, daha ileri noktalara götürülmesi, istihdam potansiyelimizin güçlendirilmesi için gereken adımlar atılmaya devam ediliyor. Küresel ekonomiden kaynaklanan dış şok diyebileceğimiz bile tehditlerle karşı karşıyayız aynı zamanda. Yani ticaret daralıyor. Küresel ticaret, tüm büyüme hızı azalıyor. Küresel ihracat azalıyor. Koruma eğilimleri en son Amerikan seçimlerinden sonra, Trump'ın açıklamalarından sonra daha da o yönde eğilimlerin güçlendiğini hep birlikte izliyoruz. Avrupa'da etnik, daha doğrusu aşırı milliyetçi siyasi akımlar merkeze yerleşmeye başladı adeta. Bunların hepsinin ortak özelliği ekonomide korumacı eğilimlerin artırılmasını savunan siyasi organizasyonlar, siyasi hareketler. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şartlar zorlaşıyor hakikaten. Çünkü bizim üretip satmamız gerekiyor, ihraç etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim ekonomik hedeflere ulaşmamızı da engelleyecek yeteri kadar tehdit. Bir de küresel gelişmelerden de kaynaklanıyor. Öyle bir yatırım şevki var ki Türkiye'de, özellikle bu bölgede. Yani Hatay, Antakya bu konuda başı çekiyor. Ben bu açıdan da tebrik ediyorum. Gerçek anlamda kahraman bu arkadaşlarımız. Bir yatırım için en büyük değer müteşebbis kabiliyeti, müteşebbis yeteneği. O olmadan diğer bütün faktörleri bir araya getirin, hiçbir şey yapılamaz. Olduğu zaman da diğer faktörleri müteşebbis kendisi ayarlar, bulur, organize eder, pervayı yapar. Yani ondan da yana kuşku yok. Hamdolsun o gücümüz çok büyük. Yani o değerlerimiz de bir sıkıntı yok. Ama önlerinin açılması gerekiyor, desteği verilmesi gerekiyor. Olmadan da yapamaz yani. Sonuç itibariyle herkesin bir yani gidebileceği bir alan vardır. Çözebileceği bir şey vardır. İşte bu konuda çok hızlı adımlar atmaya başladık. Aynı şekilde işte bir taraftan da kurda hareketlenme var. O da hem milletin moralini bozuyor, kimyasını değiştiriyor. Bizim insanımızın dövizdeki yükselişe karşı bir aşırı hassasiyeti var. Normalde hane halkının borçlanma, döviz cinsinden borcu sıfır şu anda. Vatandaşın, normal vatandaşın döviz cinsinden borcu yok. Hiç alakası olmayan, hiç ilgisi olmayan bir vatandaşımız dövizde yükselme olunca onun da kimyası bozuluyor.